Dostlar herkese merhaba ben İlker Karaca bugün sizlerle birlikte Xiaomi Mi Note 10 Lite modelini konuşacağız Mi Note 10 Lite'ın tasarımından donanımından bahsedeceğiz ve kutusunun içerisinden neler çıktığına yakından bakacağız Dostlar bu bir ön inceleme cihazla maalesef çok uzun zaman geçiremeyeceğim O yüzden şimdi bakacağımıza bakalım Sonrasında cihaz uzun süreli elime geldiğinde zaten detaylı bir incelemesini yapacağız. Şimdi isterseniz Mi Note Online'ın kutusunun içerisinden neler çıkıyor hep beraber bakalım. Beni tanıyanlar bilir artık böyle sıfır kutuyu uzun uzun açıp vakit kaybetmeyi sevmiyorum. O yüzden tek tek göstereyim 30 wattlık bir Xiaomi şarj adaptörümüz var. Cihaz da 30 watt destekliyor zaten hızlı şarjı. Bir adet Type-C kablomuz var kaliteli bir silikon kılıf koyulmuş, şeffaf bir kılıf. Yani Xiaomi'nin bu Redmi Note 8'inde çıkan kılıf gibi değil mesela. Daha sert ve kenarları gerçekten güçlendirilmiş kaliteli bir şeffaf kılıf koyulmuş. Kendinize yeni bir güzel kılıf alana kadar kutu içerisinden çıkan kılıfla idare edebilirsiniz ve cihazın kendisi bizleri şu şekilde karşılıyor. Tasarım anlamında cihazı gerçekten çok beğendim ama önce şu masayı bir toplayayım sonra cihazın tasarımından konuşuruz. Xiaomi Mi Note 10 Lite modelini anlatırken epic kamera, epic display sloganını seçmiş. Gerçekten de bu cihaz kamerasıyla ve ekranıyla dikkat çekiyor. Ama bence dikkat çektiği bir nokta daha var. Değil mi? Tabii ki de renk seçenekleri. Dostlar bu cihazın çok güzel renk seçenekleri var gece yarısı siyahı, buz beyazı ve nebula moru özellikle mor rengi inanılmaz tatlı duruyor. Yani herhangi bir telefon almayı düşünüyor olsam bile bu cihazı gidip bir mağazada görsem ya ben o mor rengini alırım ya gerçekten alırım veya kendi telefonuma o renk bir kap alırım. Şu an buraya bir görüntüsünü koyacağım mor rengin. Çok tatlı duruyor. Ben gerçekten mor rengini çok beğendim cihazın. Her neyse, şimdi tasarımla konuşmaya devam edelim. Rengini bu kadar övdüğümüz yeter. Bu cihaz tasarım anlamında Xiaomi'nin yenilenen yüzü aslında. Çünkü Mi Note 10 ailesiyle birlikte Xiaomi böyle yeni bir tasarım diline geçmişti. Kenarlardan kavis yapan ekran konseptini ilk kullanan cihaz bildiğiniz gibi mi Note 10 modeliydi Xiaomi tarafında. Ya tabii ki öncesinde başka cihazlarda olmuş olabilir ama bu yeni tasarım diliyle birlikte ilk olarak bizler Minoton modelinde gördük. E bu da Mi Note 10 modelinin zaten kardeşi sayılabilir. Mi Note çok eleştirmiştik. Neden? Cihaz mükemmeldi. İşlemcisiyle, kamerasıyla, tasarımıyla gerçekten çok başarılı bir cihaz ama İnsanlar 7000 liraya yakın fiyatla satılan bir telefonun içerisinde Snapdragon 730 işlemcisini görmek istemediler. Dediler ki ya bu fiyat segmentinde ben Snapdragon 855 istiyorum. 855 Plus istiyorum. 865 istiyorum. O yüzden Mi Note 10 çok eleştirildi. Mi Note 10 Pro da aynı şekilde. Ve Xiaomi aynı işlemciyi kullanan biraz kırpılmış özellikleriyle daha uygun fiyatlı bir telefon piyasaya çıkarma kararı vermiş ve o telefonda şu an zaten elimizde. Peki Mi Note 10 Lite bizlere neler sunuyor? Hep beraber bakmaya başlayalım. Tasarım anlamında çok beğendiğim bir detay var. Evet kulaklık girişi cihazda yerini koruyor. Ve üst tarafta kızılötesi portu da yine yerini korumakta. Yani kızılötesi portunu kullanarak telefonunuzdan klimanızı, televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz. Bir şey mi Klasiği olarak güç butonu ve ses butonları. Cihazın hemen yan tarafına konumlandırılmış. Ama cihazın kasasıyla aynı renk olduğu için evet şu şekilde sanırım gösterebilirim. Pek fark edilmiyorlar. Ve bu butonların basış hissiyatları ve geri bildirimleri gerçekten premium bir telefon havasında gerçekleşiyor. Ve yine alt kısımda da burada bir adet sim kart portumuz var. Maalesef bu cihazın depolama alanını SD kart yardımıyla artıramıyorsunuz dostlar. Bu da yine bir bilgi olarak vermiş olayım. Cihazın ekranına baktığımızda ise ekran tarafında Xiaomi çok iddialı. Dediğim gibi bu cihazı Epic Kamera, Epic Display olarak lanse ediyorlar. Cihazda 6.47 inç kenarlardan kavis yapan süper amoled bir ekran bulunmakta ve bu ekranın kasaya oranı %91.4 dostlar. Kenarlardan yapılan kavise de 3D adını vermişler. 3D kavisli bir cam olduğunu söylüyor Xiaomi ve bu amoled ekranın altında parmak izi okuyucusu da var dostlar ve gerçekten hızlı bir şekilde çalışıyor. Ha, gördüğüm en hızlısı mı? Hayır ama bu fiyat segmentinde bundan hızlısını da kesinlikle bulamazsınız. Yani ekran gerçekten başarılı. Ben AMOLED ekranları çok seviyorum. Bunu her videoda da söylüyorum zaten. Çok başka bir deneyim yaşatıyorlar. E tasarruf anlamında da daha tasarruflar ve özellikle her zaman açık ekran özelliği beni telefonlarda en çok cezbeden detaylardan bir tanesi ve bu cihazda da AMOLED ekran olduğu için zaten her zaman açık ekran özelliğini kullanabiliyoruz. Bu arada şu koyu modu bir kapatayım ben ya. Evet şöyle daha rahat görebiliriz diye düşünüyorum artık telefonun ekranını. Ve şurada menü kısmında gördüğünüz gibi her zaman açık ekran özelliğini buradan değiştirebilmek mümkün. Ama çok fazla özelleştirme seçeneği yok. Yani büyük ihtimalle bir güncelleme ile birlikte bu seçenekleri de vereceklerdir diye düşünüyorum. Bu arada uyandırmak için kaldır, uyandırmak için ekranın çift dokun gibi seçeneklerin zaten cihazda var olduğunu sanırım söylememe bile gerek yok. Bu arada amulet ekran titremesinde burada engellemek için titrişimsiz mod seçeneği koyulmuş. Ve şu an ekran gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde titremiyor. Bari video içerisindeyken ben bu özelliği açmış olayım. Ve karanlık modu kapattığımızda menü gördüğünüz gibi tekrardan beyaz halini alıyor. Şimdi ekranla ilgili şu detaydan bahsetmek istiyorum. Cihazın önü ve arkası Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Yani ekran aslında bir korumayla geliyor. Yine de sizler telefonu aldıktan sonra cihazın ekranına bir kırılmaz cam ekran koruyucusu almayı unutmayın. Bu arada cihazın ekranına kırılmaz cam ekran koruyucusunu sistemizi marketinden satın alabilirsiniz dostlar. Şimdi telefon ekranından bahsettik. Uzun incelemesinde zaten ekran deneyimini sizlere anlatmış olurum. Peki bir sonraki durağımız neresi olsun? Evet donanım olsun. Bu cihazın donanımı neler sunuyor bizlere? Hep birlikte yakından bakalım. Şöyle CPU uygulamasını da açalım. Zaten biliyoruz donanımını ama. Şimdi bu cihazda Snapdragon 730G işlemcisi var. Snapdragon 730G bu cihazın abisi Minoton modelinde de vardı. Ve o cihaz için biraz düşük kalıyordu. Neden? Çünkü o cihazın fiyatı 7000 liraydı. Videonun başında da söylediğim gibi. Ama bu cihazda bence çok güzel oluyor. Çok iyi bir çözüm olmuş aslında bu fiyat segmentinde daha iyi, daha performanslı bir işlemci kullanılamazdı. Zaten Snapdragon 730G ve 730'un nasıl bir performans verdiğini Xiaomi'nin Mi 9T'sinden de biliyoruz. Bu arada cihazın oyun performansını merak ediyorsanız Mi 9T oyun testini de izleyebilirsiniz dostlar. Yine de bu cihaz için de bir oyun testi ilerleyen zamanlarda belki çekmiş olurum. Şimdi cihaz 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. Yani Snapdragon 730G 8 çekirdekli bir işlemci. Ve grafik birimi tarafında Adreno 618 bulunuyor. Yani artık bu grafik birimini babamdan çok gördüğümü söyleyebilirim. Bu arada CPU Z bizi trolledi. Cihazın peki depolama ve RAM anlamında neler sunduğuna bakalım. Bu cihaz 6'ya 64, 6'ya 128 ve 8'e 128 GB konfigürasyonlarıyla alınabiliyor. Ve RAM'ler DDR4X, depolama birimi ise UFS 2.1 olarak seçilmiş. Yani hem hızlı ve tasarruflu bir RAM kullanılmış hem de oldukça okuma yazma hızı hızlı bir depolama birimi kullanılmış. Bu anlamda Xiaomi'yi tebrik etmek gerekir. Evet, şimdi de isterseniz cihazın biraz yazılımından bahsedelim. En son kamerayı konuşup videoyu kapatalım. Mi Note Lite modeli Xiaomi'nin çok sevdiğimiz MIUI arayüzüne sahip. MIUI Global 11.0.1 ile geliyor. Bu şekilde de görebiliyoruz. Ve Android 10 üzerinde çalışıyor. Ben bu cihazın 1-1.5 sene daha büyük Android güncellemesi alacağını, MIUI güncellemesinde 3-4 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde alacağını düşünüyorum. Yani MIUI 14 çıktığında muhtemelen Xiaomi bu cihaza çok rahat bir şekilde verecektir. Ha, çıkar çıkmaz almaz da 4-5 ay sonra alır ama yine de Xiaomi zaten milyon yarı yüzünü cihazlarına vermeyi seviyor. Güncellemeden mahrum bırakmıyor. Şimdi yazılım anlamında mi yarı yüzünü neden seviyoruz? Bakın burada dokunuyorum ve araçlar. Evet bu telefonun içerisinde daha doğrusu milyon yarı yüzünde çok güzel detaylar var. Xiaomi uygulaması veya Mi taşıyıcı uygulamasıyla Xiaomi cihazlarınız arasında veya işte Xiaomi, Realme, Xiaomi, Oppo cihazlar arasında dosya transferi yapabiliyorsunuz. E, Mi kumanda uygulaması var. Dediğim gibi kızılötü sport ile klima yönetebiliyorsunuz. Ekran kaydedicisi, ses kaydedicisi, kendi hesap makinesi, kendi dosya yöneticisi, kendi telefon yöneticisi var. Güvenlik uygulaması var, temizleyicisi var, e, özelleştirmesi de bol bir arayüz. E, stabil de çalışıyor. Yani ben MIUI'yi gerçekten sevdiğimi söyleyebilirim. Ve bu cihazda da oldukça stabil ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Yine altını çiziyorum. Kesin deneyimlerimden bu cihazı uzun süre kullandığım zaman bahsedeceğim sizlere. Bu arada yine arama ve mesajlaşma uygulaması Miui değil, Google uygulamalı olarak geliyor. Bu benim için bir eksi çünkü bazen telefonla arama kaydı yapmam lazım ama aramayı kaydedemiyorum çünkü Miui'nin arama uygulaması yok. Neden yok bunu da bilmiyorum. Bu arada araştırayım, incelemesinde sizlerle paylaşırım. Yani yazılım anlamında dediğim gibi hızlı, güzel bir cihazla karşı karşıyayız. Peki bu cihaz kamera anlamında neler sunuyor? Hızlıca ondan da bahsettikten sonra artık videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Cihaz kamera anlamında 64 megapiksel'lik bir kameraya sahip. Hemen yüzünüzü buruşturmayın ya. 64 megapiksel ama Redmi Note 8 Pro'daki gibi Samsung GV1 sensörü değil. Bu cihazda Sony e IMX686 sensörü kullanılıyor dostlar ve 6 parçalı bir lensimiz var. Ya Sony'nin 64 megapiksellik bu lensi gerçekten amiral gemisi seviyesinde bir kalite sunuyor sizlere. O yüzden bu cihazın kamera performansından hiç şüpheniz olmasın. Ana kamerası gerçekten çok başarılı. Ama bakalım diğer kameralar olarak neler var. Şimdi diğer kameralara baktığımızda şu arka taraftan da cihazın kamera tasarımını göstereyim. 8 megapiksel'lik bir ultra geniş açı kameramız var. Ama yani bu kamera Keşke 13 megapiksel ya da 16 megapiksel seviyelerinde olsaydı. Çünkü ben bu cihazı daha önce kısa bir süre kullanmıştım. Ana kameradan geniş açı kameraya geçtiğinizde kalite düşüşünü fark ediyorsunuz. Ya tabii ki geniş açı fotoğraflar, manzara fotoğrafları veya bir mekan fotoğrafı çektiğinizde çok kalitesiz sosyal medyada paylaşılmayacak kadar kötü değil. Ama yine de kalite düşüşü bariz fark ediliyor dostlar. O anlamda 8 yerine 12 ya da 16 megapiksellik daha iyi bir sensör kullanılabilirdi. 5 megapiksellik derinlik algılayıcı kameramız var. Geç. 2 megapiksellik de makro kameramız var. Yine geç. Ya yani şu cihaz 2 kameralı piyasaya çıkabilirmiş. Neden? Çünkü makro kamera olmadan makro fotoğraf geniş açı kamerasıyla çekilebiliyor. Bunu Realme X2 Pro modelinde ben gördüm. E, 2 megapiksel makro kamera diyor. Ya yani 2 megapiksel makro kamera. Ya dostlar ben şu mouse'u şu mesafeden çekeceğime şu mesafeden 64 megapiksel çekeyim odaklayabildiği en yakın mesafeden sonra zoom yapayım al sana makro yani bu makro kameranın bana birisi telefonlara koyulma sebebini açıklasın ben bu anlamda yani gerçekten anlamıyorum makro kamera benim için gereksiz bir kameradır yani şu makroyla Derinlik algılayıcı koyacağına abisinde olduğu gibi bir tane buna 13 megapiksel telefoto kamera koy. Bari 5x, 10x, 20x zoom yapalım ama bu cihazda telefoto kameraya yer verilmemiş. Peki ön kameramız 16 megapiksellik bir ön kameramız var ve full işte 30 kare saniye video çekebiliyor. Video demişken cihazın arka kamerası 4K 30 kare saniye full işte 60 ve 30 kare saniye videolar çekebiliyor. Bu arada ultra geniş açı kamerasıyla 4K videolar çekebilmek mümkün değil dostlar. Ultra geniş açı kamerayı açtığınızda sadece 720p ve full HD 30 kare saniye videolar çekebiliyorsunuz. Ama normal kameraya döndüğümüzde bakın şöyle de sizlere göstereyim. Burada 1080p 60, 4K 30 veya 720p 30 60 kare saniye videolar çekebilmek mümkün. Ayarlar kısmına baktığımızda da zaten ekstra bir şey bulunmuyor dostlar. Fotoğraf kalitesine gelecek olursak ben cihazın açıkçası incelemesinde bahsetmek istiyorum bu durumdan. Çünkü cihazı kısa bir süre kullanmıştım başka bir rengini. Yani o da çok fazla fikir oluşturmadı ama birkaç fotoğraf çekmiştim o buradayken çok da fena durmuyordu. O yüzden cihazın kamerası ile ilgili detayları sizlere geniş incelemesinde anlatmak istiyorum. Peki yazılım, kamera, ekran, donanım hepsinden bahsettik. Ne kaldı? Pil kaldı dostlar. Pilden de ufakça bahsedeyim. Pilin nasıl bir deneyim verdiğinde zaten konuşuruz. Bu cihazda 5260 miliamperlik bir pilimiz var ve 30 wattlık hızlı şarj desteği bulunuyor. Xiaomi sıfırdan 100'e 64 dakikada bu cihazın şarj olabildiğini ve 2 gün boyunca şarjının dayandığını söylüyor. Ben onların yalancısıyım. Uzun kullanım deneyiminde incelemesinde zaten bu konudan uzun uzun bahsederiz. Evet Mi Note 10 kutusundan çıkardık. Kutu içeriğine baktık. Tasarımına yakından baktık artık yavaş yavaş videonun sonuna gelme vakti. Bu arada cihazı bana kısa süreliğine temin eden Cepport'a çok teşekkür ediyorum. Hem kendilerini hem bizi açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Lütfen YouTube kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Yani videoyu izleyip gidiyorsunuz. Ya bu tarz videolar geldiğinde haberiniz olması için kanala abone olmanız sizin için daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda bu kameranın arkasındaki sesi yani beni takip etmek için şurada yazan adresi kullanabilirsiniz. Instagram'da hepinizi bekliyorum. Bu arada soru sormak için önce beni takip edin yoksa diğer kutusuna düşüyor mesajlar ve göremeyebiliyorum. Olabildiğince sorularınıza Instagram üzerinden cevap vermeye çalışıyorum dostlar. Evet videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.